Eurovizyon şarkı yarışması da sansürden nasibini alan müzik etkinlikleri arasındaydı. 1975 yılında düzenlenen yarışmada Ali Rıza Binboğa'nın yarınlısı halktan en çok oy alan şarkı olmasına rağmen jüriden puan alamaması sebebiyle Türkiye'yi yurt dışında temsil edememişti. Anamdacım, kardeşim, eşim, dostum, yandaşım, daha da mutluyuz yarınlarda. 1975 yılı Türkiye'nin Eurovizyon şarkı yarışmasına ilk katıldığı sene oldu. Eurovizyon denince olay akla gelir her zaman. Gerçekten de her Eurovizyon'a katılmamız bizim olaylı olmuştur. Dakika bir, gol bir şeklinde 1975 yılında da bu olayları yaşadık. En enteresanı yarı finallerde iki tane birincinin çıkmasıydı. Ama öncesinde Ali Rıza Binboğa'nın şarkısıyla halkın büyük çoğunluğunu alan bu şarkıyla jürinin büyük oy çoğunluğunu alan Seninle Bir Dakika adlı şarkının kapışmasına şahit olduk. Fakat 1975'ten günümüze kadar epey bir zaman geçmesine rağmen hala tartışılan bir konudur o. Ve Ali Rıza Binboğa'nın şarkısının hakkının yendiği, hatta bazı derin güçler tarafından şarkının yarışmasının engellendiği de konuşulmuştur. Bu en büyük spekülatif sosyal boyutudur Eurovizyon 75'in. ...1975'te Türkiye'de ilk kez bir Eurovizyon şarkı yarışması yapıldı. Bu Eurovizyon şarkı yarışmasıyla işte Avrupa EBU'ya kayıtlı olan TRT... ...kendi ülkemizden de sanat ürününü götürüp orada yarıştırmak istedi. Güzel bir yarışma yaptılar, halka açtılar, bütün bestecilere açtılar. Açılan bütün bu yarışmada 480 eser yarıştı. Bunun içerisinde 16 tanesi finale kaldı. Bu finale kalan eserler de halka 4'er 4'er kesinlikle birkaç gün üst üste yayınlanarak halkın da böylece nabzı tutuldu. Sonra da bir oy pusulasıyla 250 kuruşa bir oy seçtiğiniz eseri bize bildirin dendi. Ve o eserlere oylar gitti. Oylar gittikten sonra da işte Türkiye'yi temsil edecek eserin seçilmesi için benim eserim Yarınlar, Yarınlar bizim eseri oyların üçte birini, geçerli oyların üçte birini aldı. Diğer üçte ikisini de diğer arkadaşlar aldı. Yani 89 bin geçerli oyun 27 bin 800'ü benim oylarım olarak geldi. Bir de jüri vardı o dönemde. Jürinin oylarıyla halkın oyları %50 %50 tartıma girecek dendi. Fakat öyle yapılmadı. Nedeni şu, çünkü jüri gerçek anlamda böyle hakkaniyetli bir oylama yapmamış. Yapmadığı için de dünyada halk ve jüriler beraberce bir ortalama oya gidildiğinde bir dengesi vardır. O denge katsayısı hesaba katılmaksızın ben halkın birincisi, jürinin neredeyse sonuncusu, ortalamada da yarışmanın dördüncüsü olur. Ama eğer denge unsuru olabilseydi ben tamamen Türkiye'yi temsil edebilecek oylamanın sonucunda puana ulaşıp ve ülkemizi temsil etme şerefine nail olacaktım. Dolayısıyla ben halkın birincisi, jürinin sonuncusu olarak Yarınlar Bizim'le Eurovizyon şarkı yarışmasından çıktım. Yarınlar bizim der ya Ali Rıza Binboğa, hakikaten hepimizindir. Fakat galiba şöyle bir gerekçe oluştu insanların kafasında. Yarından söz edenler solcudur. Solcu olan benden değildir, benden olmayanı da yasaklarım. Böyle bir aristo mantığı, gerçekten tam böyle bir aristo mantığı ve böyle bir mantığın da hiç işe yaramadığı da dediğim gibi şundan bellidir. Bu şarkılar günümüzde en çok söylenen şarkılardan. ...1977 yılındaki Eurovizyon yarışmasında Atilla Özdemiroğlu'nun bestelediği İnsanız Biz adlı şarkının sözleriyle ilgili denetleme kurulunun bazı garip istekleri olmuştu. İnsanız biz, insanız biz. Ya
şarkının sözleri insanız biz diyor. Fakat biz diyor en büyük şeyde gelişmiş koskoca bir atom bombası yaptık. 100 milyon megaton. Dolayısıyla en gelişmiş hayvanız biz diye bitiyor. Ve TRT Denetim Kurulu yine insan hayvan değildir deyip sözleri değiştirin dedi. Darwin'e kadar ya gidiyor olay tabii. Yani bir şey taşlamaydı bu. Çünkü evet yani bunları yapıyorsak biz nasıl insanız? Evet. Aslında hayvanı da o anlamda kullanmamak lazım yani. Aşağılayıcı anlamda kullanmamak lazım. Bir cins aslında canlı. Evet. Evet. Sözleri tam okursanız o anlam çıkıyor zaten. O taşlama çıkıyordu. Değiştirmesi istediler. Değiştirmemek inat ettik. Erozyona attılar bizi. Biz de ortağımla Şanar'la birlikte Danıştay'a başvurduk. Danıştay bilirkişi toplamayı tercih etti. Bilirkişi toplandı ve bilirkişi raporu insanın hayvan olduğunu karar verdi. Bu Şafak Baba'nın üzerinin peşinde oldu belge. Bu belge. Ondan sonra ben de aldım belgeyi. Musa Öğün o zamanki TRT genel müdürü asker. Belli dönemler. Ve götürdüm. Buyurun paşam diye bıraktım masasına. Buyurun Özlem Beyoğlu, çay söyleyin dedi, Atilla Bey'e falan dedi. Hemen önünde telefon açtı, bana Kars Radyosu'nu bağlayın dedi. Kars Radyosu işte kimse müdürü. İşte dedi yarın sabah Atilla Bey'in İnsanız Biz adlı şarkısını alt postasında bir kez yayınlayayım ve yayınladı raporunu bana gönderin dedi. Tamam yaptım dedi, gereğini yerine getirdim dedi. Yani yayınlamak buydu. Evet, yayınlanması da buydu. Yok hayır biz devam ettik yarışmaya gayet tabii. Çünkü yani mahkeme kararından yarışmaya devam edildi. Parça az bir puan farkla mı ikinci oldu. Birinci yapılmayacaktı onu biliyorduk zaten. Yapılmaması gerekiyordu. Sanatçı kişi hiçbir şey düşünmeksizin üretir. Yani bir sanatçı şöyle demez. Ben şu konuya bir şarkı yapayım kardeşim. Benim dünya görüşüm budur. Karşı dünya görüşümü yargılayayım. Böyle bir düşüncesi olamaz. Yapamaz çünkü. Olmaz. O adeta iğreti bir şey gibi durur üstünde. Bir elbise gibi durur. Sanatçı duygularını ve düşüncelerini kendisini etkileyen olayları hiçbir kendisine sansür uygulamaksızın çok saf ve temiz bir vaziyette üretir. Sonra da onun üzerinde sanatsal bir öz olarak çalışmalar yapar.